Merhaba arkadaşlar. Elektrik devreleri modellemesi dersimizin 3. bölümündeyiz. Örnek 7.4'te kalmıştık arkadaşlar. Bu örnek önemli bir örnek. O yüzden dikkat edilmemizde fayda var. Birçok özellik anlatmaya çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar, ortadan bölmelenmiş bir doğru gerilim kaynağından 3 fazlı paralel bağlı 50 Hz'lik bir VC yükü beslenecektir. 3 fazlı yük girişinde, yani evirici çıkışında, yük akımının dalgalılığını azaltıcı ve akım sınırlayıcı 3 fazlı bir bobin kullanılacaktır. Doğru gerilimden alternatif gerilim elde etmek için ise 3 fazlı, burası arkadaşlar önemli, 3 seviyeli 12 darbeli evirici, yani invertör devresinden IGBT diyot ikilisinden faydalanılacaktır. Aşağıda devrede kullanılacak elemanlar için parametre değerleri verilmiştir. Yük değerleri 3 fazlı üçgen bağlı, direnç değeri 500 kW, kapasite değeri 100 kVAr, faz arası gerilim 600 volt, evirici devre parametreleri koruma snubber devresi direnç değeri Vs 1 kilo ohm, kapasite değeri sonsuz, iletim sırasındaki anahtar direnç değeri 1-4 ohm, IGBT VF ve diyot üzerindeki gerilim düşümleri VFD 0 volt, filtre bobin direnç değeri VF 1 mega ohm, 1 mili ohm, endüktans değeri LF 400 mikrohenridir. IGBT tetikleme kontrol devresinde taşıyıcı işaret, carrier signal diyoruz arkadaşlar buna, olarak osilü çarpı 50 Hz'lik üçgen dalga. Referans işareti olarak ise 3 fazlı RC yükünün ana harmonik frekans değerine eşit 50 Hz'lik sinüzoide dalga kullanılacaktır. Şekil 7.45'te evirici devresi, şekil 7.46'da ise üstte referans ve taşıyıcı işaret, altta iki işaret kullanarak elde edilen 12 adet IGBT ilişkin kapı tetikleme darbeleri gösterilmiştir. Tetikleme kontrol devresinde referans işaret genliğinin taşıyıcı işaret genliğinin oranı 7.1 eşitle verilmiştir. VR bölü VT 0.95 arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar 3 fazlı 3 seviyeli evirici, biliyorsunuz. Daha önceki versiyonlarda 3 fazlı 2 seviyeli evirici vardı simülükte. Artık arkadaşlar bu kaldırıldı. Çünkü artık 3 fazlı 3 seviyeli eviricilerin çok ciddi avantajlı olduğu görüldüğü için artık piyasada bile direkt olarak bunların hardware'ini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık cazip olan şey 3 seviyeli evirici kullanmak arkadaşlar. Bu da görmüş olduğunuz arkadaşlar üçgen dalga referans işaretler. Her bir sinüs dalgası A ilgili faza ilişkin sinüs referans dalgasını gösteriyor. Şuradaki arkadaşlar da gördüğünüz gibi referans işaretimiz üçgen dalgalar. Bunların kesimiyle elde edilen tetiklemelerle ilgili bilgiler şekil 7.46'da verilmiş. Zaten bunu size az sonra göstereceğim devre otomatik olarak yapıyor. Ama ben işin teorisini yine de size vermeyi uygun buldum şekil olarak sevgili arkadaşlar. Şimdi A şıkkındaki soruya bakalım. Ne diyor bize arkadaşlar A şıkkında? Evirici çıkışına ilişkin faz arası gerilim etkin değerinin 582 volt olmasını temin edecek şekilde doğru gerilim kaynağının toplam genlik değerini, yani VD değerini bulunuz. B şıkkı, yukarıda tanıtılan devreyi simülük ortamında gerçekleştiriniz. Simülasyon süresini 0.06 saniye alınız. Evirici çıkışı ve yük girişine ilişkin faz arası gerilimlerin aynı skop ekranı üzerinde karşılaştırınız. Dördüncü soru, evirici çıkışı ve yük girişine ilişkin faz arası gerilim değişimlerinin power GUI ortamında FFT seçeneği yardımıyla harmonik analizini yapınız. Arkadaşlar devremiz GTO 3 faz adlı devre ekranda görülüyor. Şimdi bu devreyle ilgili ekranda görmüş olduğunuz devre parametreleri hakkında bilgiler vermeye başlayacağım. Önce A şıkkından başlayalım arkadaşlar. Bilindiği üzere PWM, yani Pulse Width Modulator tekniği ile 3 fazlı evirici kullanılarak elde edilen 3 fazlı sinüzoidal alternatif gerilim değişimine ilişkin faz arası gerilim etkin değeri 7.2 formülüyle verilir arkadaşlar. Buradaki VD evriciyi besleyen doğru gerilim değeridir. Örnekte verilen değerler kullanıldığında M0.95 seçilerek VF değeri arkadaşlar, buradan VD 1 kilovolt bulunuyor. M0.95 değerini belirlerken elimizde bulunan doğru gerilim değerinin büyüklüğü önem kazanır. PWM işaretinde elde edilen gerilimdeki shift sayılı harmonikleri yok etmek için MF, arkadaşlar bu da taşıyıcı işaretin frekans değerinin referans işaretinin frekans değerinin oranı. Buna biz frekans modülasyon oranı diyoruz arkadaşlar, VF. Peki M nedir arkadaşlar? Aynı ifadelerin genlik değerlerinin oranıdır. Dolayısıyla şu tanımın frekans değerini kaldırıp genlik değeri koyarsanız M'yi bulursunuz. Bu oran arkadaşlar tek sayı olmalıdır. MF değeri.
Ek olarak PWM çıkışında elde edilen faz arası gerilim değişimindeki baskın harmonikleri yok etmek için MF değeri 3'ün katı olmalıdır. Hem tek olmalıdır hem de 3'ün katı olmalıdır. Yüksek frekanslı gerilim harmoniklerinin süzülmesi kolaydır. Bu nedenle anahtarlama frekansının olabildiğince büyük seçilmesi gerekir. Fakat bu durumda anahtarlama kayıpları frekans ile orantılı olarak artar. Bu nedenle birçok uygulamada anahtarlama frekansı 6 kHz'den küçük seçilir. Diğer bir alternatif ise insan kulağının duyabileceği en üst frekans sınırından daha yüksek anahtarlama frekansı kullanılmasıdır. 50-60 Hz'lik uygulamalarda örneğin motor kontrol devrelerinde fibrin en büyük frekansı 200 Hz civarında olup anahtarlama frekansının 2 kHz'i aşmayan değerler için frekans modülasyonu MF9 ve bunun altındaki değerler kullanılır. Buradaki çalışmada referans işareti frekansı 50 Hz için taşıyıcı işaret değeri MF çarpı 50 eşittir 33 çarpı 50 1650 Hz olarak alınmıştır. MF33 sayısının tek ve 3'ün katı olduğu gözden kaçmamalıdır. MF15 de alınabilirdi demişim arkadaşlar. Gerçekleştirecek Simulink dosyasında örnekleme zamanı sample time değeri arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yukarıda vermiş olduğum değerleri kullanarak buradaki bütün değerlerin ne anlama geldiğini yukarıda tanımladım ben size. 2 mikrosaniye alınmalıdır. Yukarıdaki ifadede 2 mikrosaniye unutmayın arkadaşlar. Yukarıdaki ifadede 50 ana harmonik frekansını 3 faz sayısını 1650 taşıyıcı frekans değerini gösterir. 0,5 sayısı ise örnekleme aralığı hassasiyetini arttırmak için kullanılan standart bir sayıdır. Bulunan sample time yani TS eşittir 2-6 saniye arkadaşlar buna tekabül dikkat edin bakın. Oluşturulacak Simulink dosyasına konan Power GUI Tools penceresi bloğundaki pencerede yer alan solver arayüzünde sample time penceresinin alt tarafındaki boşluğa yazılmalıdır. Arkadaşlar söylediğim şey şu. Devreyi açtık. Bakın şurayı açıyorsunuz. Burada 2 mikrosaniyeyi arkadaşlar buradaki diskretin altındaki alana yazıyorsunuz. Böylece hem sample time olarak diskret seçiyorsunuz ve bunun da değerini 2-6 belirliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söylüyorum şu anda. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar bakın devre üzerine ben değişik açıklamalar yapmışım. Yukarıda yaptığım açıklamaları özetleyen açıklamalar yapmışım arkadaşlar. İsterseniz devreye geri dönelim. Devre üzerinde konuşalım. Şimdi arkadaşlar modülasyon oranını 0.95 olarak constant bloğunun içine girdim. Sinüs wave olarak da referans işareti olarak arkadaşlar 50 Hz seçmiştik biliyorsunuz. Bu ayarlarda girildi. Biliyorsunuz birinci bu 3 fazlı olduğu için arkadaşlar referans işareti bloğumuz. Bunu da göstereyim. 3 fazlı olduğu için her bir birinci A fazının fazı 0 derece. İkinci fazın -2π/3 derece. Üçüncü fazın 2π/3. Yani bildiğimiz klasik dengeli 3 fazlı sinüs dalga sisteminin ayarlarını girdim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Buradaki referans işaret 3 faz için geçerlidir. Altına zaten yazmışım. Sample time değerini de buraya yazdım. Şununla uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Üstten alttan o kayma yok. Dolayısıyla ortalama 0 olduğu için bias yerine 0 yazdım. Amplitüde 1 aldım arkadaşlar. Diğer ayarlarla, daha önce anlattığım ayarlarla aynı arkadaşlar. Şimdi burada PWM jeneratör var sevgili arkadaşlar. Şimdi onu açalım. Bakın 3 fazla 12 pas. Burada seçenekler var sevgili arkadaşlar. Bizim de burada uyan 3 faz olduğu için biz 3 fazı seçtik ama siz 1 faz olsaydı yukarıdaki 2 seçenekten birisini seçebilirdiniz. Taşıyıcı frekans 33 çarpı 50 olduğunu az önce belirtmiştim. Buraya yazıyorsunuz. Sample time de belli arkadaşlar. Bunu da yazdık sevgili arkadaşlar. Şimdi Trilevel bridge'e gelelim sevgili arkadaşlar. Bakın burada 3 fazla kolun 3 fazla olduğunu söylüyoruz. Burada 1 faz ve 2 faz da olabilir. 2 kol da olabilir. 2 faz değil. Dolayısıyla bizimki sistem 3 fazlı 3 kollu bir sistem. Snubber resistans değerlerine girmişim arkadaşlar. Bunlar da yukarıda verilmiş olduğum değerlerle uyumlu. Bu görmüş olduğumuz arkadaşlar DC değer akü olarak seçtik bunu. Bu akü noktamız nötr noktamız arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer nötr noktası da burası. Bunun için kullandık bunu. Bu bloğu. Devre karmaşıklığını engellemek için. Aslında bu da bu birbirine bağlı ama gördüğünüz gibi daha kolaylaştırıcı bir şey. Devreye arkadaşlar çıkışına bir filtre koymuşum. Filtrenin görevi arkadaşlar biliyorsunuz şu çıkış değeri biraz sonra da göstereceğim şekilde kare dalga biçimindedir. Halbuki müşteriye bize sinüs dalgası gerekiyor. O yüzden ben bu çıkışa bir filtre bağlıyorum. Filtrenin değerlerini de arkadaşlar ben size vermişim. Direnç seri RL devresi bu. Direncin değeri ve endüktansın değeri size verilmiş durumda. Arkadaşlar devreyi ben çalıştırdım. Bakın devreyi çalıştırdım. Karşıma kritik değerler var. Örneğin evrici çıkışındaki herhangi bir fazın toprakla olan gerilim değişimi arkadaşlar. Ve average işte bu gördüğünüz gibi. AC mi AC ama sinüs mü değil arkadaşlar. Yine iki faz arasındaki değişimi arkadaşlar burada bulmuşum bakın. Ve AB average diyorum. Bu da iki faz arasındaki AC gerilimi. Görüyorsunuz arkadaşlar
level olduğu için bak sinüse benziyor gördünüz mü? Eğer two level olsaydı en yukarıdaki ve en alttakilerin kaldırdığı zaman bu çok hoş bir sinüs dalgası elde edemiyordunuz. Bu durumda daha yüksek maliyetli bir filtre kullanmanız gerekiyordu. Eskiden bu yapılıyordu ama şimdi trilevel kullanınca arkadaşlar bunun en büyük avantajı da şu trilevel invertörün daha düşük maliyetli bir filtre kullanarak dalga şeklini elde etmeniz mümkün. Şimdi arkadaşlar burada filtre çıkışındaki bakın filtre girişindeki faz arası gerilimi gördük. Bir de filtre çıkışındaki faz arası gerilime bakalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi oldukça güzel bir sinüs dalgası var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şuradaki filtrenin hayati önemde olduğunu görüyorsunuz. Yükümüzü de ben size şeyde vermiştim tanımlarda arkadaşlar. Bakın yükümüzü de lot olarak geçiyor. Bu da kullandığımız değerler arkadaşlar artık ohm, farad, henry değil. Aktif güç için watt arkadaşlar. Ve aktif güçler için de var değerleri. Bakın görüyorsunuz. Aksi halde buraya yük olarak direnç ohm olarak L'yi henry olarak, C'yi farad olarak seçerek ayrı bir yükümüz de var biliyorsunuz. Ama burada yük olarak seçtik sevgili arkadaşlar. Bu RMS değeri sinüs dalgasının arkadaşlar faz arası geriminin RMS değeri. 592,3 değeri olarak görülüyor. Şu ise arkadaşlar bakın AB çıkışı, evirici çıkışındaki değerin RMS değeri. Gördüğünüz gibi ikisi arasındaki fark oldukça fazla. Dolayısıyla filtrenin buradaki etkisi, olumlu etkisini de görüyorsunuz. Arkadaşlar B şıkkında şekil 47'de verilen istenen simülük dosyası gösterilmiştir diyoruz. Az önce bunu gösterdik. Bu dosyada görülen PWM Generator Trilevel bloğunun ayar penceresi 7.48'de gösterilmiştir. Bu bloğun adresi ise 7.49'da verilmiştir. Trilevel Bridge bloğunun ayar penceresi 7.50 adresi ise şekil 7.51'de gösterilmiştir. Referans işaretin ayar penceresi şekil 7.52'de, Constant bloğun ayar penceresi 7.53'te, 3 fazla filtrenin ayar pencesi 7.54'te, 3 fazla yükün ayar pencesi 7.55'te, her ikisinin adresi ise 7.56'da verilmiştir. 7.57'de Power GUI Solver penceresi, 7.58'de ise Simulink devresine ilişkin Configuration Parameters Solver arayüzü gösterilmiştir. Arkadaşlar bunlar kitabımızda tek tek verildi size. Bu da bir sıkıntı yok. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Şekil 7.59'da evirici çıkış gerilimi, bunu az önce gösterdim. 7.60'da evirici çıkışı faz arası gerilimi, 7.61'de filtre çıkışı gerilimi verilmiştir. Bunları da az önce size gösterdim arkadaşlar. Şimdi gelelim bu konunun zaten biliyorsunuz arkadaşlar iki önemli, bu örneği iki sebepten koydum kitaba. Birincisi 3 fazlı trilevel inverter nasıl tetiklenir, nasıl özellikleri vardır bunu anlatmak. İkincisi de arkadaşlar Power GUI ortamında FFT ortamını size anlatmak. Çünkü bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz güç elektroniğinde harmonikler ciddi önem kazanıyor. Dolayısıyla bu harmoniklerin analizini yapmak da kolay değil. Ama Simulink'te FFT ortamı var arkadaşlar. Bu FFT ortamını kullanarak ciddi harmonik bilgilerine ulaşmanız mümkün. İsterseniz şu anda D şıkkında uygulama olarak ben size arkadaşlar bunu göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlar bizim derdimiz ne? Acaba şu çıkıştaki faz arası gerilimdeki şu görmüş olduğunuz değerin arkadaşlar harmonik analizi nedir? Ne durumda? Yani biliyorsunuz güç elektroniğinde %5'in altında olmasını istenen yerler olduğu gibi çoğunlukla %3'ün altında olması isteniyor. Dolayısıyla şu anda elde ettiğimiz faz arası gerilim acaba %3'ün altında mı değil mi? Buna filtre koymamız gerekir mi gerekmez mi test etmek için arkadaşlar mutlaka bu çıkıştaki gerilimin yani VAB evirici diye isimlendirdiğim skopu da bu olan eviricinin arkadaşlar harmonik analizini yapmam lazım. Birinci adım şu arkadaşlar, buraya geliyorsunuz bakın. Burada Configuration Properties'e tıklıyorsunuz. Arkadaşlar açılan pencerede Login'e geliyorsunuz. Kesinlikle şu ayarı yapmanız lazım arkadaşlar bakın. Decimation 1 Log Data Save'i tıklıyorsunuz. Normalde bunu arkadaşlar tıklı değildir. Buraya hangi scopes arkadaşlar? Bu da Scope Data 3. Bakın şunun üzerine gelirseniz Scope Data 3 olduğunu görürsünüz. Ve şuraya Structure with Time işi yapacaksınız. Bu seçeneklerde bakın bunlar var. Siz Structure with Time işi yapacaksınız ve OK diyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra devreyi çalıştıracaksınız. Devre çalıştık. Şu anda devre çalışmış durumda arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Bakın. Giriyorsunuz Power GUI'ye arkadaşlar. Bakın. Dikkatli dinleyin beni şimdi. Şimdi burada arkadaşlar bakın Tools içinde FFT Analysis seçeneği var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şimdi normalde arkadaşlar burası alt taraf gözükmez. Ben daha önce çalıştırdığım için gözüküyor. Fakat üst taraf görülür. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi üst tarafta devrede hangi ayarları yapmışsınız? Mesela ben VAB evirici var ya, VAB yükü de arkadaşlar koymuş olabilirim. VAB evirici de koymuş olabilirim. Bunun için deminden ki tüm ayarları bunun içinde yapmam lazım. Mesela şuraya geldim arkadaşlar. Aynı şeye bakın. Bu ayarı burada da yapıyorum.
Çünkü bunu da harmonik mühendisliği görmek gördünüz bak. Aynı ayarı burada da yapmışım arkadaşlar. Dolayısıyla hangi değişimi de görmek istiyorsanız o değişimi ölçen skop penceresinde bu bahsettiğim ayarı mutlaka yapmanız lazım arkadaşlar. Şu anda 3 tane ayar yapılmış gözüküyor bakın. Tekrar geri dönüyorum Power GUI'ye arkadaşlar. Bakın 3 ayar yapılmış durumda burada. Geliyorum buraya FFT Analyze'da. Bakın şurada 3 ayar var gözüküyor mu arkadaşlar? Scope Data, Scope Data 2, Scope Data 3. Demek ki 3 tane Scope'da arkadaşlar ben bu ayarı yapmışım. Şimdi Scope Data 3 neydi arkadaşlar biliyorsunuz. 3 fazlı filtre girişi öncesi 3 fazlı gerilimin dalga şekliydi. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz kırmızı nasıl oluşuyor? Mesela bunlar mavi, bu kırmızı nasıl oluştu? Arkadaşlar bakın. Diyorsunuz ki siz metnebe start time'ı 0.03'ten başlat. Bir tane cycle ölç. Ana frekansın 50 olsun. 4000 Hz'e kadar harmonik analizini yap arkadaşlar. Şu kısmı da biraz sonra değineceğim. Dolayısıyla kırmızının seçilmesini siz belirliyorsunuz. Eğer ben buraya 0.03 değil de 0 yazsaydım arkadaşlar, bir number deseydim şuradaki ilk periyodu gösterecekti. Şimdi niye mesela 0.03'ten başladım arkadaşlar? Sebebi şu, bu bir tecrübe tabii. Şimdi arkadaşlar devre elemanlarında ilk defa bir osilasyon meydana geliyor ya. Tabii ki biz FFT analizini kalıcı hale gelince yapmamız lazım. Dolayısıyla biraz bekliyorum ki devre otursun, en azından bir periyot geçsin. Diğer periyotta FFT analizi yapayım. Çünkü eğer ilk periyotta FFT analizi yaparsam, yani bunu sıfırdan başlatırsam start time arkadaşlar ve bir number alırsam burada dolayısıyla gerçek değerlerden uzak bir sonuç elde etme imkanım, elde etme durumu söz konusu. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için arkadaşlar 0.03 saniyeden başladım. Bak başladığı yerden itibaren kırmızı olmuş ve bir periyot, dikkat ediniz bakın. Eğer siz buraya 2 derseniz arkadaşlar hata verir. Niye? Çünkü sizin simülasyon süreniz arkadaşlar ikinci periyodu kaldırmıyor. Eğer siz burada gelip simülasyon süresini değiştirirseniz arkadaşlar şunu 0.039 yaparsanız o zaman buraya 2 cycle ya diyebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, çoğu arkadaş burada hata yapıyor. Buraya signal number'ı arkadaşlar sayısını, şuradaki number of cycle sayısını rastgele belirleyemezsiniz. Şu ekranda görmediğiniz cycle phase'ini buraya yazarsanız kesinlikle simülik hata verir. Şimdi arkadaşlar bunu anladık. Demek ki ben şu anda 3 tane sistemin harmonik analizini yapabileceğim. 3 tane işaretin daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya bakın. Ben şurada bar seçeneği var, list relative to fundamental var, relative to specified base var. Şimdi arkadaşlar isterseniz relative to specified base'i işaretleyeyim ve şuraya display'e basın arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir hesaplama yapıyor arka tarafında şu anda arkadaşlar. Şu barı değiştirmedi. Bar değil de list olarak seçelim arkadaşlar. Display diyorum. Bakın arkadaşlar izleyin. Şu değerlerde sample time belli. 2 mikrosaniye almıştık. Her bir cycle başına 10.000 örnekleme yapılıyor arkadaşlar. Bu eğrinin DC bileşeni arkadaşlar. Biliyorsunuz FFT analizde ilk bileşen DC'dir. Bakın çok küçük. 0.00 yani DC bileşeni 0 alabilirsiniz. Simetrik demektir arkadaşlar bu. Bu eğrinin arkadaşlar kırmızı eğrinin ana frekans değerinin genliği pik bakın 822.7 volt arkadaşlar. Ana frekans yani ana harmonik. Peki bunun RMS değeri hemen de yazın bakın arkadaşlar 581.7 volt. Bakın bu da uyumlu, gördünüz mü? Hemen şuradaki ifadede görüyorsunuz bunu. Peki toplam harmonik distorsiyonu arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kırmızı eğrinin %37 arkadaşlar. Yani bu hani biz %3 diyorduk ya 10 katından bile yüksek. Gördüğünüz gibi berbat bir sinüs eğrisi var. Bu ne demektir arkadaşlar? Mutlaka filtre kullanmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim alt tarafa. DC bileşenin genliği ve açısı 50 Hz yani ana, bakın FND yazıyor arkadaşlar buna. Fundamental demek yani ana harmonik demek. Ana harmoniğin genliği 822.65, bunlar genlik arkadaşlar. Açısı 210 derece. Açısı ne demek arkadaşlar? Ana harmonik akım genliği ile ana harmonik gerilim genliği arasındaki açı farkı demek. Mesela 3. harmonik için bu 3. harmonik akımı ile 3. harmonik gerilim arasındaki faz farkını temsil ediyor arkadaşlar. Sağdaki sütundan bahsediyorum. Şu ortadaki arkadaşlar da şeyi gösteriyor. Gerçek değerleri 0.35 volt, 0.77 volt. Bunlar volt arkadaşlar. Eğer ben şu seçeneği seçersem, fundamental'a göre seçersem, display dersem arkadaşlar şu anda ana harmonik %100. Bakın dikkat ederseniz 3. harmonik ana harmoniğin %4'ü. Gördünüz mü? 5. harmonik ana harmoniğin %9'u. O halde siz ana harmoniğe göre de isteyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt kendilerinin değerini de isteyebilirsiniz. O zaman relative to fundamental değil tabii ki. Relative to list'i seçeceksiniz. Şimdi arkadaşlar gelin bara. Bakın. Bar relative to specified bar diyoruz arkadaşlar. Şu bize görsel olarak görsel. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bakın şuradaki 1. harmonik
tepeyi üzerine çıkmış var. Sakın bunu 110 falan demeyin. Bu gösterilemeyecek kadar yukarıda demektir arkadaşlar. Dolayısıyla burada bakın ana harmoniğin değerinin ne olduğu söyleniyor bize. Buradaki dolayısıyla 100'ün bir anlamı yok arkadaşlar. Toplam harmonik distorsiyonla ilgili hemen yanında bilgi var. Dolayısıyla ben gerçek değerleri burada görüyorum ama şimdi relatif de space space gerçek değerleri görüyorum ama ana harmoniyi göremiyorum tepesini. Ama bu da yazıyor tabii ki. O da diyorum ki ben hepsini ana harmoniye göre bir şey yapayım. Karşılaştırayım. Bakın relative to fundamental. Şimdi arkadaşlar bakın bakalım. Display'e basınca. Bakın gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Ana harmoniye göre oranları da bakın. Ana harmonik oranı. Bakın ne kadar küçük diğerleri. Bu da oranı gösteriyor arkadaşlar. Bu da değişik seçeneklerini kullanarak DC bileşene göre ölçebilirsiniz diğerlerini arkadaşlar. Mesela DC bileşene göre diğerlerin oranları bunlar arkadaşlar. Görüldüğü gibi FFT analizinde çok ciddi imkanlar var. İsterseniz arkadaşlar şimdi scope data'ya bakalım. Bu neydi arkadaşlar? Filtre çıkışı bakın. Display diyorum arkadaşlar. Bakın şurayı seçeyim. List to specified base seçeyim. Display diyeyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %0.58. Yani %3'ün çok çok daha altında. Filtre bayağı iş yaptı gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. O halde filtre görevini yerine getirmiş değil mi? Bu da kitabınızdaki 0.58'in nereden geldiğini böylece görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben TD bloğu koymuş muyum? Koymamışım. TD bloğu koysaydım arkadaşlar şuradaki değeri de TD bloğunun çıkıştaki display'de rahatlıkla görebilirdiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki maksimum frekans değerini isterseniz 40.000 isterseniz 50.000 yapabilirsiniz. Bu durumda şu sağ taraftaki harmoniklerin sayısı artacak. Ona göre değerler verilecek size arkadaşlar. Bunun dışında FFT bloğunu şunu seçerseniz arkadaşlar bakın biraz daha net anlatmak adına Scope Data 3'ün üzerinde konuşalım. Bakın FFT window seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce seçtiğiniz şunun yalnızca bunu gösterdi. Bakın this signal diyorum şu ayara göre 0.03 ile 1 ayarına göre seçilen periyodu görüyor. Eğer FFT derseniz bu periyodu zoom yapıyor arkadaşlar. Yalnızca bu periyodu görüyorsun gördüğünüz gibi. Tamam mı? Buraya da display derseniz şuradaki seçeneğe göre az önce anlattığım özelliklerdeki tüm bileşenleri, harmoniklerin genliklerin açı değerlerini, THD'yi değil mi? Ana harmonik bileşenin hepsini rahatlıkla görebilirsiniz. Tahmin ediyorum arkadaşlar olayı anladığınızı düşünüyorum. Arkadaşlar kitabınızda bu FFT analizi ile ilgili gerekli datalar, pencere görüntüleri detaylı olarak size anlatılmış durumda. Az önce anlattığım şeylerin hepsini kitapta bu sayı 194. sayfada rahatlıkla görebilirsiniz. Arkadaşlar bir de ek bilgi vermişim. Güç elektroniği bilgisi bu. Yani simulik bilgisi değil. Açıklama arkadaşlar Power Grid'de diskret seçeneği kullanılıyor ise güç elektroniği çevirgisi içeren bir simulik dosyasında snubber koruyucu devresine ilişkin RS ve CS değerleri seçilirken eğer RS çok büyük değer seçilirse yani CS inf mesela güç elektronik elemanına ilişkin koruma devresinin çektiği akım değeri ihmal ediliyor demektir. Şekil 767'de Power GUI referans penceresinde discrete solver olarak Tustin Backward Euler default değer tercih edilebilir. Eğer RS ve CS değerleri yukarıdaki değerden farklı değerler alırsa osilasyonlardan kaçınmak adına discrete solver olarak Tustin seçeneği seçildiğinde arkadaşlar biliyorsunuz tekrar devreye geri geleyim. Bakın şurada discrete seçeneği var. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar burada bakın burada arkadaşlar preferansız seçeneği içinde arkadaşlar ben de daldım. Bakın Tustin seçeneği var. Gördün mü? Tustin. Bu seçenekten bahsediyorum size. Tekrar geliyorum. Power GUI'ye girdiniz. Preferansız seçtiniz. Şuradaki Tustin seçeneğinden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar anlatıma devam edeyim. Tustin tercih edilebilir. Eğer RS ve CS değerleri yukarıdaki değerden farklı değerler alınırsa osilasyonu kaçırmak için discrete solver'da Tustin seçeneğinde RS ve CS değerlerinin aşağıdaki gibi kola uygun olarak seçilmesi önerilir arkadaşlar. RS'nin 2 çarpı TS bölü CS, CS'nin de PM bölü şu paydadık ifadeden küçük seçilmesi seçilir. Peki buradaki ifadeler ne anlatıyor arkadaşlar? PN 1 ya da 3 fazla evrici çevirdeki güç değerini, VN nominal fazlası gelim değerini, frekans F frekansı TS örnekleme zamanını gösteriyor. Snubber eleman değerlerini belirlerken kullanılması gereken bir diğer kriter de güç elektroniği elemanları devrede yok iken snubber devresi kaynaktan nominal frekansla devrenin nominal akım değerinin %1'i nispetinde akı çekmelidir. Bir diğer özellik de snubber devresinin zaman sabitinin yani TS'nin değerinin 2 kat büyük olmasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki örneği de bir sonraki videoya bırakalım. Başarılar dilerim hepinize.